Evet, Türkiye'de gerçekten çok tuhaf işler oluyor. Bir tarafta bugünler gerçekten çok sorumlu. Toplumun uç noktalarıyla oynamak isteyen bir grup var. Bunun net bir çerçevesi söylüyoruz. Ama bu toprakların sevgiye, barışa, kardeşe gerçekten ihtiyacı var. İnsanların birbirinin dillerine, kültürlerine, dillerine, inançlarına saygı göstermesi gereken bir coğrafyadayız. Orta Doğu'nda neler yaşandığını hepimiz çok acı bir çerçevede görüyoruz ama bu toplumsal bir mesele. Ülkenin nasıl bu hale geldiğini hepimizin esasında düşünmesi lazım. Her gün kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, okullardaki eğitim sistemi, efendim her toplumda, her alanda bir şiddet mantığı var. Şimdi neredeyse galiba 200 bine yakın bir cami var. Yine 1000-1500 arası, kimler 2-3000 cemevi dese de aynı çerçevede kiliseler var. Bu çerçevede insanların birbirinin gerçekten gelenek göreneklerine, dikkat inançlarına saygı göstermesi lazım. Evet, dün burada çok provokatif bir olay yaşanmış Garip'te cemevimizde. Ama şunu söylemek gerekiyor ki kesinlikle bu çerçevede bu saldırıları hep beraber amasız fakatsız ötekileştirmek gerekiyor, lanetlemek gerekiyor. Şimdi 199 bin tane caminin olduğu bir yerde gelip burada namaz kılmak ki kesinlikle hani esas mesele de o değil. Gelip buradaki insanlara provokatif edercesine bir dayatmada bulunmak doğru bir yaklaşım değil. Garip Dede Cemevi her gün binlerce insan ziyaret edip yemeğini, lokmasını, çayını içtiği, beraber rıza lokmasını paylaştığı bir mekan. Burada Alevi, Sünni, kesin her canımız kapımız içeri girdiğinde, bütün cemevilerimiz böyledir, bir sormayız. İnancın kimliği nedir diye sormayız. Ki bizim itikat inancımıza, felsefemize aykırı olan bir mesele. O anlamıyla ilgili özellikle Alevi Örgüt Kurum Başkanları, siyasi parti temsilcilerimiz çok yoğun bir şekilde cemevine geldi. Bu dayanışma duygularından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum bütün dostlarımıza. Özellikle Alevi Kurum Başkanlarımıza, pirlerimize, halkımıza çok yoğun bir gün geçirdik. Baya böyle neredeyse gelmeyen kurumlarımız kalmadı. Dayanışma duygularını paylaşmak için buradalar. İnanıyorum, umut ediyorum ki bu coğrafyada sevgi egemen olsun. Bütün sorunların, sıkıntılarımızı muhabbetiyle çözdüğümüz bir sürece girmemiz gerekiyor. Şimdi cemevlerimiz halen 2024 yılında ötekileştiriliyor. Farklı bir kesim tarafından itikat inancımız farklılaştırmaya gayret gösteriliyor. Kendine benzeştirmeye, kötü bir dil kullanmaya başlanılıyor. Bir empati yapalım. Şimdi Aleviler, benimle beraber 4-5 tane arkadaşımız sazlarımızı omuzlarımıza takalım. Bir camiye gidelim. Cami içinde diyelim ki bir saz çalacağız. Oradaki dostlarımız, insanlar ne yaparlar? Ki kesinlikle de bu o insanları rahatsız etme anlamında da biz bunu kesinlikle gönülde de istemeyiz. Bir insanı rahatsız ediyorsak, ötekileştiriyorsak, farklılaştırıyorsak bizim yaptığımız hizmetin kıymeti kalmaz. Onun için toplumumuzda, halkımızda bunu bu eksende görmesi gerekiyor. Her mekan insanla güzeldir. O mekanın içindeki hizmet eden, efendim ibadetini gelenek görenekli yapan o halk da güzel. Onun için bu coğrafyada sevginin egemen olması gerekiyor. Tabii bu ülkenin bu noktaya gelmesinin sebeplerini hep beraber çok net bir şekilde biliyoruz. Kindar söylemlerle insanları kutuplaştırarak, farklılaştırarak bu noktaya getirildi. İnanıyorum, umut ediyorum ki Yunus der ya, bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız. Sevgi sözcükleri bu coğrafyada alan bulur. Bütün problemleri, sorunlarımızı oturup konuşarak, muhabbet ederek çözümü öğreteceğimiz günlerin özlemini duyuyoruz. Bunu biz yapabiliriz. Bir yere işe havale etmekten daha çok birbirini elinden tutarak, işte demokratik bir süreçten yine bahsediliyor ki çok değerli, çok anlamlı. Ama sadece bir merhabalaşmayla bu mesele olmaz. Meselenin nesneleri var, özneleri var. Bu noktaya dokunmak lazım. Buna yegane on soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunun çözüm yeri. Alevi meseleyi de aynı şekilde bu çerçevede görmek lazım. Kürt meselesini de bu eksende görmek lazım. Ve efendim başka sorunlardan da bu çerçevede bakmak lazım. Herkesin birbirinin eline tutarak, birbirinin yüreklerine, itikat inancına, kimliğine, diline saygı göstererek bu meselenin üstesinden gelebiliriz. Dayanışma duygularından dolayı arayan, soran, burayı ziyaret eden bütün dostlarımıza Can Gönül'den Garip Dede Dergahı Vakfı adına teşekkür ediyorum.